İyi akşamlar herkese. Merhabalar değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir gece ansızın gelebiliriz. Değil mi? Biz Türkler bir gece ansızın gelenlerin torunlarıyız diyebiliriz. Hadi bakalım iyi geceler olsun. Tam çift sıfırda açtım gibime geliyor. Her şey yolunda mı? Enerjiniz yerinde mi? İyisiniz değil mi? Endişe güzeldir. Endişe başarı getirir. Endişe olsun. Az da olsa. Ama endişeli olup oturmayalım. Doğru mu? Endişe başarıya sevk ediyor. Masa başına oturtuyorsa seni. Oh ne güzel. Şimdi ben çok uzun zamandır sınavlara hazırlanmıyorum ama sınavlara hazırlandığım dönemde şunu hatırlıyorum. İnanın ee, uyuyamazdım eğer sorumluluklarımı yerime getirmezsem. Yatağa yatardım. Neden yaptım? Neden tembellik yaptım? Neden böyle? Hadi çalışsaydım falan derken çıkmadığımın gününün e, gecesi de sabahı da her zaman çok kötü olurdu. Allah hepinize benim vicdanım gibi vicdan versin. Gerçekten kaldırıp masaya oturt yani. O yüzden e, inşallah sizin de öyle olur diye umut ediyorum değerli dostlar. Şimdi öncelikle anlatmaya başlamadan önce söylemek istediğim şey şu. Kıymetli arkadaşlarım, YÖK dilden ya da YDS'den daha önce çok kısa sürelerde çok ciddi çalışmalar yaparak çok fazla puan alan insanlar. Siz de bunlardan biri tabii ki olabilirsiniz. Yani e, daha önce yapanlar sizlerden daha zeki değiller de elbette ya da daha önce bunu yapanlar e, İngilizceyi çok iyi bilmiyorlardı. Ben ne öğrencilerimi tanıyorum hiçbir şey başlamadan sezona başlamışta sezon sonunu çok iyi getirdiler. Çok da öğrenci tanıyorum adamın İngilizcesi iyiydi ama çalışmadı ciddiye almadı gerekeni yapmadı puan alamadı. Yani işin özeti şu kıymetli dostlarım. Ee, emek her zaman alın teri, sizi her yana geç başarıya götürecektir. Bundan yana hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi hemen başlıyorum. Sizin sorularınızı bir kapatıyorum. Ben bir anlatayım. Anlattıktan sonra zaten sorabilir. Hadi Başlıyoruz şimdi. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlarım e, yok dile... 16 gün kaldı. Az bir süre mi? Evet. Çok bir süre mi? Evet. Her zaman ne söylüyoruz? Söylüyoruz. Yarış son düzlükte kazanılıyor. Yani yarışın son düzlükte kazanılmasından dolayı sizin bu 2 haftalık süreçte e, vermiş olduğunuz emekler sayesinde inanın bana 30 puan, 35 puan 40 puan artırma ihtimaliniz var. Ve benim Instagram'ımda öne çıkan kısmı var. Öne çıkan kısmındaki mesajlar şunla doludur. Siz de bakın onlara. Ya hocam son bir haftalık kampınıza katıldım. Yok ki kampınıza netlerim şu kadar yükseldi. Hocam verdiğiniz çalışma programına uydum. Netlerim bu kadar arttı. Hocam şöyle yaptım, böyle oldu diyen binlerce öğrenci var. Yani ben son bir haftada bile bir öğrencinin 30 puan artırabileceğini inanıyorum. Ama o öğrenciden istediğim şey şu, bahane üretmeden çalışması, mücadele etmesi olmuyor diye pes etmemesi kıymetli arkadaşlarım. Yani bunları toparladığımızda elimizde kalan şey şu, kalan süre 16 gün uzun da olabilir, kısa da olabilir. Kime göre, neye göre? O yüzden zaman doğru kullanırsak 16 gün netlerimizi yükseltmek için iyidir arkadaşlar, yeterlidir. Tabii İngilizceye sıfırdan başlamış bir öğrenci için 16 gün yeterli değildir ama belirli bir altyapısı olan, belirli bir kelime darcı olan, daha önce bu sınava hazırlanmış, daha önce bu sınavın tezgahından geçmiş arkadaşlar için 16 gün yeterli süre. O yüzden ben bugün bu canlı yayına katılan arkadaşlarımla ne yapıyorum? Zili çalıyorum. Maraton zilini başlatıyorum. Hayırlı olsun. Gecenin bu saatinde 3.130 kişiyiz arkadaşlar. 3.130 kişi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. 3.130 tane hayal, 3.130 tane hayale giden yol için mücadele verecek insan demek. Hep beraber başaracağız inşallah. Başladım. Şimdi. Her gün 50 kelime çalışman lazım. Bakın her gün elim 50 kelime, istisnasız. Bu 50 kelimenin 30 tanesini çıkmış yok dil kelimelerinden çalışman lazım. 20 tanesini de çeşitli kelime listelerinden. Elinizde kelime sıraslığa varsa kelime sıraslığından. Elinizde başka bir kelime kitabı varsa o kelime kitabından. Ama her gün mutlaka 50 kelime çalışmanız lazım. Bir dil ezberlemeniz lazım son 16 günde. Quizlet ya da tombala yöntemiyle tekrar etmeniz lazım. Yani bugün ezberlediğiniz kelimeyi yarın eğer siz Tekrar etmezseniz unutursunuz. O yüzden her gün düzenli tekrara ihtiyacımız var. Ve günlük mutlaka 10 tane de kelime sorusu çözelim. 10 kelime sorusunu çözerken bilmediklerimizi eş anlamları ile öğrenmeye çalışalım. Ben e, bu yayından sonra Hakkı Hoca Telegram grubuna çıkmış yok dil kelimeleriyle en çok çıkan eş anlamlı kelimelerin listesini atacağım haberiniz olun, olsun. Yani sizin son 16 günde her gün yapmanız gereken kelime çalışması bu ve 10 kelime sorusu çözüp 50 kelimeyi de bu şekilde dağınık bir şekilde çalışmanızı rica edeceğim. Eş anlamlı kelime, kelime çalışma önemli. Eş anlamlı kelime listesinde atacağım sizlere. Geldim buraya. Her gün mutlaka çıkmış paragraflardan en az 3 tane süre tutarak bir paragraf için 12 dakika vererek paragraf çözmeniz lazım. Ve çözerken sözlük kullanmayın. Eğer çözdün soruları 3 soru çıkıyor yok dilde biliyorsun. 3 ee, 3'te 3 üç yapmışsın. Zaman kaybetme ilerle. Ama 2 doğru 1 yanlış ya da 1 doğru 2 yanlış ya da 3'ü de yanlış. Tamam. Hiç endişeye yok. Paragraf sorularında gelişmeniz sizin Paragraf çöze çöze olur. Yani kimisi 25 paragraf sorusu çözdükten sonra ritim kazanır. Kimisi 50 paragraf çözdükten sonra ritim kazanır. Kimisi 5 paragraf çözdükten sonra ritim kazanır. Yani burada esas olan sizin günlük en az 3 paragrafı 12 dakikada çözmeniz arkadaşlar ve sonuç ne olursa olsun çözmeye devam etmeniz. Çünkü çözdünüz kötü, çözdünüz kötü, çözdünüz kötü o zaman bu iş olmaz. Yani bizim Türkiye'deki en büyük problem bu. Bizim Türkiye'deki en büyük sorun paragraf sorularında şu. Bakıyor bir 5 tane paragraf çözüyor olmuyor. Bir 10 tane paragraf çözüyor olmuyor. Diyor ki ben paragraf yapamıyorum. Yani direkt olumsuzluğa dönüyor. Arkadaşım paragrafı yapabilirsin. Evet başlangıçta yapamıyor olabilirsin. Ama sen paragrafı ben yapamıyorum diye beynini kodlarsan, paragrafı yapamıyorum diye paragraf sorularını gördüğünde öcü görmüşe dönersen paragraf yapamazsın. Tabii ki paragraf soruları çok sıkıcı, çok lanet, çok çirkin. Yani hiç güzel, sevimli bir yanı yok paragraf sorularından. Yani birisi diyorsa paragraf soruları çok sempatik, ben çok seviyorum. Hadi oradan dersin. Gerçekten çok sıkıcı. Bir de üst üste beş tane gelince adamın, bebeğim dua edin ya. Evet ama buruz abi 15 soru geliyor. Yani 15 soru geliyor, da 22,5 puan gibi bir şey. Matematik çok iyi değil. Ama olsun, yani çok ciddi bir puan türü. Bu sebepten dolayı. Paragrafta istediğim şey şu. Bugünden itibaren. Her gün üç tane. Sonuç ne olursa olsun. Sözlüksüz 12 dakikada bir paragrafı çözmek için mücadele. Paragraf sorularını çöze çöze sempati kazanırsın. Paragraf sorularını çöze çöze paragrafları seversin. Şimdi ben de İngilizce öğrencisiydim lisede. Dil sınavına girdim. Ya ben de sevmiyordum başlangıçta ama çözdükçe keyif almaya başladım. Benim genel yetenek, genel kültürüm nacizane, kendi çapımda iyidir. Ben genel yetenek, genel kültürle ilgili kendimi nasıl geliştirdim diye sorduğumda paragraf çözdüm. Ya o paragraflar o kadar güzel bilgiler veriyor ki bize, o kadar güzel e, konulara değiniyor ki... ...bilmediğimiz, görmediğimiz bir sürü şey öğreniyoruz paragraflar sayesinde çözdükçe, başarıya dolaştıkça paragraf arkadaşlar keyifli hale geliyor. Yani bizim bu canlı yayından sonraki hedefimiz paragraf sorularından korkmayacağız, korkmayacağız, korkmayacağız ve onları çöze 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 aşina edeceğiz kendimize. Bu bir. Çözerken sözlük kullanmıyorsun. Yanlışın yoksa devam et abi. Ama yanlışların varsa bak ne yapacaksın? Yanlışın varsa alacaksın elini sözlüğe. Eliniz, eline sözlüğü paragrafları delik deşik edeceksin. Hocam paragrafları delik deşik et ne demek? Abi bu paragraf bir doğru iki yanlış. Al sözlüğü eline, al sözlüğü eline, al sözlüğü eline ve o paragrafı, o paragrafı ne yap biliyor musun? Delik deşik et, o paragrafı delik deşik et. Ne demek Hakkı Hocam paragrafı delik deşik etmek diye sorarsanız sözlük sayesinde paragrafın gramer yapılarına bak. ...burada relative clause reduction yapmış... ...burada canın infinitive var... ...bak burada dead açmış... non close dead bu... Bu ...işte relative close dead... ...ya da burada havla girmiş... ...aa bak to work bir... ...makmak için hedef vermiş deyip... ...paragrafı hem gramer açısından... ...delik deşik et... ...hem de kelimelerini bulup... ...eş anlamlarını bulup o paragrafları... ...mut o kelimeleri ve gramer yapılarını... ...analizle... ...yani paragrafı 12 dakikada çöz ama analizine bir saat ver. Çünkü sen paragrafı analizlemezsen, sen paragrafın yapısını, tarzını anlamazsan emin ol bana hiçbir zaman paragraflarda gelişmeyeceksin. Paragraflarda gelişmenin iki yolu var arkadaşlar. Bir, çöz, pes etme. İki, yanlış yaptığında paragrafı delik deşik et. Paragraf analizine zaman ayır. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu soru tarzı belli. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu Soru tipleri belli. Sen bir süre sonra ÖSYM'nin soru soracağı tiplere, türlere aşina olacaksın. İşte sırf da bu yüzden değerli dostlarım, paragrafı yanlış yaptığında al eline, delik deşik et ve mutlaka analizle. Onu analizlediğinde emin ol, bundan sonraki paragraf sorularında aynı hataları yapmayacaksın. Yani her gün 3 paragraf. Bundan sonra gramer çalışmayın. Yani gramere zaman harcamayın. Çünkü gramerden çıkan soru sayısı 20. Bunun 17'si, 16'sı bağlaç ve preposition. Tense, passive, model. Geç bunlara abi. Geç. Önemli değil. Bunlara çalışma. Relative clause. Çalışma. Non clause. Çalışma. Bunlar artık senin temel bilgi düzeyin yeter. Tabii ki relative clause, non clause'un ne olduğunu bil ama deli gibi onlara da zaman ayırma. Gerek yok. Gramer çalışma. Ama hiç çalışma demiyorum. Bak İzle şimdi. Sadece bağlaç ve preposition çalış. Gramer olarak. Anlamını bilmediğin bağlaç varsa sınava girme daha iyi. Tamam. Bağlaç demek sınav demek sınav demek bağlaç demek. Bağlacı bilen ve sorucudum tekniğini bilen biri 40 tane soruyu çok rahat çözer bağlaç sayesinde. O yüzden her gün 10 bağlaç her gün 10 prep sorusu çöz abi mutlaka. Gramer tekrarı yapma dedim de şey, gramer çalışma dedim de. Grameri çalış. Nerede çalış biliyor musun? Close testte çalış. Her gün 2 ya da 3 yani 10 ya da 15 soru close test çöz. Gramer tekrar yapacaksan close test çözerek gramer tekrar yap. Oturup da tense sorusu, pasif sorusu, madal sorusu çözme artık. Geç bunları. O yüzden close sayesinde sen gramer tekrarını yapabilirsin. Her gün bağlaç ve için çalışma şartın var. Şimdi skill soruları var değil mi? İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye cümle tamamlama, cümleden atma, paragraf tamamlama gibi bizim okuduğunu anlama sorularımız var. Skill diyoruz biz bunlara, yetenek kısmı diyoruz. Şimdi skill sorularının sorun çözümünü, tekniğini öğrendikten sonra bak soru çözüm tekniğini bilmiyorsan olmaz. Soru çözüm tekniğini öğrendikten sonra her gün karışık 40 soru çöz. Tabii ki sözlüksüz çöz bunu. Her gün karışık 40 soru çözeceksin ya. Mesela bugün cümle tamamlama 20 tane çöz. 10 tane çeviri çöz. 10 tane cümle atma çöz. Yarın paragraf tamamlama çöz 20 tane. 10 tane Türkçe'den İngilizce'ye çöz. 10 tane e, cümle tamamlama çöz. Yani böyle yer değiştire değiştire her gün 40 soru çöz ama soru çözüm tekniğiyle çöz. Tekniği öğrenmeden çözme. Çünkü evet bu sorular okuduğunu anlama, bu sorular çeviri, bu sorular kelime ama teknik olmadan da bu soruları çözmek çok zor bir hale geliyor. O yüzden teknik olmasa biz hocalar da çok zorlanırız bu soruları çözerken. Sonra sözlük ve yanlışı anlamaya çalış. Skill sorularından parçalı on dediğim şey de yine paragrafta yapmış olduğun delik deşik etme yöntemi. Peki hocam skill sorularının soru çözüm tekniğini nereden biliyoruz? Benim benden Kütahya Eskişehir Ankara'da yüz yüze ders alan öğrencilere ben öğretiyorum. Ya da sınav kampında öğrencimiz olan öğrencilere de e, ya offline videolar açıyoruz. Offline videolar var. Onları izleyebilirler. Ya da zaten anlatıyoruz. Ama hocam skill sorularını ben tekniklerini daha hızlı öğrenmek istiyorum diyenler bizim öğrencimiz olan sınav kampındaki öğrenciler ya da yüz yüze olan öğrencilerimiz ne yapabilirler? O o tekniklerin videolarını izleyebilirler. Hocam ben sizin öğrenciniz değilim ama sizi takip ediyorum. Peki soru çözüm teknikleri için soru tipi araştırarak ya sınav kampına ya da Hakkı Hoca YouTube kanalından çözüm videolarını izle. Yani cümle tamamlama soruları yaz çıkar on YouTube'a. Ondan sonra paragraftan atma soruları yaz çıkar. Benim Ece Hoca'nın gözdenin e, ee, Melih Hoca'nın mutlaka soru çözüm teknik videoları vardır. Bizim öğrencimiz olmayanlar da YouTube kanalından bunlara ulaşabilirler. Değerli arkadaşlar, skill'larla ilgili yapmanız gereken şey bu. Tabii ki videoları izle ama video izlemek kadar kendi hatanı kendin keşfet. Türkiye'de başarısızlığın en büyük problemi şu. Elimizde çok fazla YouTube hocası var. Ondan sonra Eğitim alıyorsunuz bizlerden ya da başka kurslardan. Her şeyi izleyerek yapıyorsunuz. Çünkü kolayınıza geliyor. Yani ee, atıyorum 20 soru çözmek yerine 50 tane hocadan soru çözümü dinlemek senin hoşuna gidiyor. Ama bunun sana faydası çok az. Bunun sana faydası çok az. Tabii ki video izleyeceğiz. Ama video izlediğimizden son 16 gün için söylüyorum. 1,5 tık daha... Hiç video izlemeden, hocanın çözümünü takip etmeden kendi hatanla, kendin yüzleş ve kendi hatanı kendin keşfet. 16 günde başarının %60'ı yani eğer sen başarılı olacaksan bunun %60'ı hatalarınla yüzleşmektir. Hocasız, videosuz yani sözlükle neden yanlış yaptım? Bir daha yapmayayım. Nasıl gider bu iş gibisinden arkadaşlar, hatalarınızla yüzleşin. Unutmayın. Bir insanın en iyi öğretmeni kendisidir. Zaten şöyle oluyor. Soruları ben çözerken, Ece çözerken, Gözde Hoca çözerken ya da başka bir hoca çözerken... Aa nasıl ya ben bunu nasıl göremedim. Aa çok basitmiş hocam bu. Aa hep böyle oluyorsunuz. Sebebi ne? Ya arkadaş sen Hakkı Hoca'nın ya da Ece Hoca'nın ya da Hoca'nın diğer hocaların çözüm yöntemlerini dinliyorsun hoşuna gidiyor. Ama o yöntemleri şöyle alıp kendine sindirmiyorsun. Yani biz anlatınca sen kendi tekniğini geliştirmiş olmuyorsun. Başarmak istiyorsan sorularla yüzleşip kendi tekniğini geliştir. Yani sınavda yanınızda biz olmayacağız. Bu sebepten dolayı siz kendi tekniğinizi geliştirmeye çalışın sözlükle, analizleyerek. Ben Kütahya'da Ali Güral Anadolu Sesi diye bir lisede okudum. Çok iyi bir liseydi bizim zamanımızda. Girmek falan çok zordu ama öğretmenlerimiz de çok tersti bizim. Özellikle fizik, kimya, biyoloji zaten özel kafalıyım. Sayısalla alakam yok. Fizik, kimya, biyoloji sınavlarında hocalar anlatırlardı. Anlardık ama olmazdı bir şeyler. Hoca yapınca aa yapardım ama yapamazdım soruyla kendim yüz yüze geldiğinde. Bu sorunumu nasıl açtım biliyor musunuz? Hoca anlattı, hocanın anlattığını dinledim. Kitaptan okudum, sorularla yüzleştim sorulara kendi çözüm yöntemimi oluşturdum. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Unutma, bir insanın en öğretmeni kendisidir. Devam ediyorum. 16 günde tüm bu anlattıklarımın dışında 5 çıkmış kendi alanınızdan deneme, yani çıkmış deneme 5 tane. 5 tane de özgün deneme çözün. Toplam 10 deneme. Denemeleri çözdükten sonra yine Hakkı Hoca Telegram grubuna atacağım analiz tablosunu indirin. Analiz tablosu demek şu demek, işte kelimeden kaç doğru kaç yanlış, işte gramerden kaç doğru kaç yanlış, işte cümle tamamlamadan kaç doğru kaç yanlış. Denemeleri denemeleri analizleyin ve eksiklerinizi tespit edin. Atıyorum cümle tamamlama 10 soru, 11 soru, 3 doğru, 6 yanlış. Ertesi gün cümle tamamlamaya yüklen ya da işte paragraf 15 soru, 5 doğru hemen paragrafa yüklen ve analiz tablosunu mutlaka her sınavdan sonra doldur. Önemli olan çok deneme çözmek değil, denemeleri delik deşik etmek. Hocam ne demek denemeleri delik, delik deşik etmek? Denemeye girdin, e, denemeden sonucuna baktın, hangi soru tipinde ne yanlış yapıyorsun kendini tanı, yeteneğini tanı, eksiklerine yüklen ve en önemlisi de ne denemeleri çözerken yanlış yaptığın soruları bir daha yanlış yapmamak üzere analizle. O yüzden 10 deneme dedim ben ama sen analize çok zaman kaybediyorsan 3 deneme çöz emin ol daha faydalıdır. Az olsun öz olsun değerli dostlar. Şimdi pes etmeyin. Elbet zor olacak. Kolay olsa herkes yapardı değil mi? Zaten zor olacağı belli bu sınavın. Ama bu 16 gün öyle bir yaşayın ki. Öyle kendinizi motive edin ki. Yani sosyalleşmeyi bırakın. Evliyseniz eşinize rica edin. Canım eşim al çocuklar sende. Canım eşim al yemek sende. Ya da e, iş yerinde çalışıyorsanız rapor alma ihtimaliniz varsa rapor alın patronunuzların iyiyse patronunuzdan rica edin sizi bir 10 gün bir bir hafta rahat bıraksın. Yani e, kuzeninizin düğünü varsa kuzen düğünü sonra yap sınavdan sonra yap gibi böyle, abartı mı belki ama böyle şeyler yapın. Yani kendinize ders çalışabilecek, ekstra zaman ayırabilecek bu son haftaları daha da verimli geçirebilmek için mutlaka ve mutlaka arkadaşlar e, hayatınızı değiştirin. Yani hayatınızı değiştirmek nasıl olur? İngilizce dışındaki sorumluluklarınızı azaltarak olur. Artık neyse sorumluluğunuz onu bir azaltalım. Azaltamıyorsak da uykusuz kalalım. Daha çok mücadele edelim. olsa herkes depar dediğim şey şu. Yarış son düzlükte kazanılıyor ama son düzlüğü deparla koşmak zorundayız. O yüzden arkadaşlar lütfen buna odaklanın. Kader. Hocam ben kader gayreti aşıktır diye yıllardır hep bunu söylüyorum. Ben Kaderle ilgili inandığım şey şu. Evet, insanın bir kaderi var. Bu kaderde çeşitli yollar var, e, çeşitli kanallar var. Ben öyle düşünüyorum. Ortada bir kader var ve hortumlar var böyle öyle hayal ediyorum. İşte her ortumun sonucu başka bir yere gidiyor. Her ortumun sonucu başka bir yere gidiyor. Ama her şeyi yaşadığımızda hangi ortumdan aşağıya düşersek bu bizim kaderimiz diyoruz. Doğru. Ama kaderi değiştirmek, kaderin gayrete aşık olması. Bu demek arkadaşlar. Yani sizlerden isteğim, istediğim şey şu. Kaderimizde biz ne olduğunu bilemiyoruz ama bildiğimiz tek şey şu. Kaderimizin bize sunduklarından bizim için en hayrısına yönlenmek zorundayız. Bunun da yolu eğer biz bu sınava gireceksek kaderimizi gayrete aşık tutacağız ve en doğru hortumdan aşağıya düşeceğiz ve hayallerimize ulaşacağız. Arkadaşlar rica ediyorum sizlerden şunu unutmayın. Emek verenin emeği onun hakkında hayırlısıysa olduğunda ya da olmadığında olsun. Ama bazı hayır gördüklerimiz şer, şer gördüklerimiz hayır oluyor. O yüzden biz elimizden gelen mücadeleyi verelim. Yani sonuç değil, süreç odaklı olalım. Ya yani sonuç olmazsa olmasın. O zaman deriz ki bu bizim için şermiş. Ama Sonuç odaklı gitmek lazım. Yani e, şey, süreç odaklı gitmek lazım. Süreçte hakkını verelim. Süreçte gerekeni yapalım. Ki e, biz yaptık ama şermiş diyelim. O yüzden hakkımızda hayırlısı olsun. Kaderimizi kendimiz yazacağız. Bunu unutmayın. Türkiye'de yaşamak o kadar zor ki. Görüyorsunuz ülkenin ekonomik durumunu. Ülkedeki her şey inanılmaz uçmuş. İşverenler çok mutsuz. Personellerin maaşlarını ödemek çok büyük bir gider. O maaş alan personel bakıyorsunuz geçinmekte çok zorluk yaşıyor. E patron ödeyemiyor. i̇şçi İş, de aldığı maaşla yaşayamıyor. Yani her gün zamlanan, her gün bir şeylerin çok zor olduğu bir ülkedeyiz ve gittikçe daha da kötüye gidiyor. Hepimizin bir hayali var. Hepimizin bir hedefi var. Herkes okumak zorunda değil. Evet herkes yüksek lisans yapmak zorunda. Değil. Evet herkes akademisyen olmak zorunda değil. Evet 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 ama herkes çıktığı yolda en iyisi olmak zorunda. Türkiye'de şu saatten sonra en iyisi değilsen Allah yardımcın olsun. Yani ya tarih yazacaksın ya da tarih olacaksın. Türkiye'de ortada yok arkadaşlar. Ha, babanız çok zengindir, fabrikatördür, İşte TL'si çoktur, faize yatırmıştır. Arabalar, yatlar, katlar vardır. O kardeşlerim Aa, ne güzel cenneti bu dünyada yaşıyorlar. Ama şu saatte beni izleyen, beni dinleyen arkadaşlarımın çoğunun yani annesi babası mutlaka çocuğu için her şey yapar ama sınırlıdır bazı şeyler. Ben de Anadolu'da yetişmiş işçi, babası işçi olan bir erkek çocuğuyum. Yani baktığımızda şu, hayatın mücadelesinin, hayatın zorluğunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu yüzden analizlerime göre de olay şu. Ya en iyisisin ya yoksun. O yüzden sen bu saatte bu videoyu izlemek için kendinden fedakarlık ediyorsan ve Türkiye'de yaşamanın çok zor olduğunun farkındaysan 16 gün için bana bahane üretmeyeceksin. 16 gün için kendine bahane üretmeyeceksin. 16 gün için olmuyor yapamıyorum demeyeceksin. Süreci sağlam tutacaksın sonuca bakacaksın. Olay bu. Türkiye'de akademisyen olmak, Türkiye'de yüksek lisans yapmak, Türkiye'de 90 yapmak. YDS yok diden 70 yetmiyor abi artık. Ales 85 yok değil 80, YDS 80 akademisyenlik için belki oluyor. O yüzden siz Gökdil'den, YDS'den 50 alarak, 55 alarak ya da Ales'ten 70 alarak akademik kariyer hedefi kuruyorsanız yanılıyorsunuz. Yani birbirimizi kandırmayalım. Tabii ki Türkiye'de akademisyen kadroları var. Tabii ki Türkiye'de akademisyen olunabiliyor. Tabii ki benim 12 yıllık öğretmenlik ya da 14 yıllık öğretmenlik hayatımda binlerce akademisyen öğrencim var. Hepsi bu ekranın karşısından geçti, başardı. Ama başaranların hiçbiri 55 akademisyen olamadı. Ya da hiçbiri 70 ile Ales le, akademisyen olamadı. Tamam yüksek lisans yaptı, doktora yaptı ama açılan kadroya giremedi. O yüzden biz YDS'de de yok dilde en iyisi olmak zorundayız. Tabii ki birden ilk sınavda 90 alamayız. İlk sınavda 80 alamayız. İlk sınavda 75 alamayız belki ama bir başlangıç için bu 16 günü iyi geçirmek zorundayız değerli arkadaşlar. Türkiye'de yaşamanın soru işareti şu arkadaşlar çok zor. Çok mücadele, çok emek. Yani hayallerinize gidemezseniz, yani en iyisi olamazsanız, yaşamak için, yani ekmek yiyebilmek, karnımızı doyurabilmek, evimizin kirasını, doğal gazını ödeyebilmek için çalışacağımız özel sektörlerde üstümüze binecekler, canımızı okuyacaklar. Yani sen bu 16 günü iyi çalışmazsan, emin ol başkaları seni çok daha küçük rakamlara, çok daha küçük bedellere çok sıkı çalıştıracaktır. O yüzden arkadaşlar evet bu sınav son değil. Bu sınavda olmaz, bir sonraki sınavda olur. Bir sonraki sınavda olmaz, bir sonraki sınavda olur ama ama özeti şu. Olacak seni iyisi olsun. Bahan üretmeden. En sağlam olsun. En düzgün olsun. O yüzden arkadaşlar hayallerimizi ne yapmıyoruz? Ertelemiyoruz. Evet, 16 gün için fedakarlık yapıyoruz kıymetli dostlarım. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizden gelen soruları almak için buradayım. Gelen birkaç soruya bakıyorum hızlıca. Birazdan chat açacağım. 2019-2021 çıkmış yok dil fende, ortalama 50 puan yapan, hedefe 165 olanlara ne tavsiye edersiniz? Mehmet Furkan, İşte bu programı tavsiye ederim. Ee... Çıkmış yok değil sorularını da ben değerli dostlarım Telegram grubuma atayım. Dur ben şimdi Telegram'a neler atacağım bir bakayım hemen hızlıca yazayım unutmayayım. Bir analiz tablosu atıyorum doğru mudur? Ondan sonra yok değil denemelerini atıyorum çıkmış. Sonra ne atıyorum? Özgün deneme örneği özgün deneme örneği atayım. Hani satın alıp çözebileceğiniz. Ondan sonra e, paragraf nasıl çözülür notu atayım. Paragraf nasıl çözülür notu atayım. Ondan sonra e, yok dil kelimelerini atayım. Yok dil kelimelerini atayım. Size bir bağlaç liste atayım. Ondan sonra bir preposition liste atayım. Başka istediğiniz bir şey varsa da onları atarım sizlere değerli arkadaşlar. Ee, evet şimdi şimdi bakalım buralara. Evet. Şimdi arkadaşlar sorularınızı alacağım. En son 32 aldım. Son 6 gün kaldı. Çok rahat alınır. Çok rahat alınır. Programı gördünüz zaten. Evet, sorusu olan arkadaşlarım buyurun sorularınızı alabilirim. Dinliyorum arkadaşlar. Öncelikle gecenin bu saatinde burada olmanız bile hepinizin başarmanız için çok büyük bir sinyal. YDS'den 45 günlük 48 75 A. Son altı bir programı atarım. Evet. Depar grubunda olanlar, depar grubunda olanlar mesela bu programı aynısını yapmasa bile ödevler dışında eksik kalanları buradan tamamlayabilirler. Hakkı Hoca yazın arkadaşlar. Hakkı Hoca yazın çıkar Telegram'a. Allah hepinizden razı olsun. Programımı da paylaşacağım. Sizler muhteşemsiniz. Heh, eş anlamlı kelime listesi atacağım. Eş anlamlı kelime listesi atacağım. Onu notlarımızı aldım. Evet. Hocam bugünkü denemeyle yöklük zorluğu. Bugünkü deneme bir tık zordu Mustafa. Hocam YDS e yöklü grubundan yök dile kadar e, konu eksiğimiz hallolmuş. Evet Halit. Hocam. Hocam 48 aldım son viraj kampıyla. İnşallah olur. Tabii ki olur. Niye olmasın ama çalışmazsan olmaz. Yani bizden kurs alarak biz size puan aldırabiliriz mi? Hayır aldıramayız. Tek başımıza biz ne yapabiliriz? Siz ve biz birlikte siz bizim söylediklerimize bizim açtığımız yolda bizim söylediklerimizle ilerlerseniz puan alırsınız. Ama ben kurs alıyorum Hakkı Hoca'dan 70 alacağım. Yok böyle bir şey. Değil mi? Evet. Tabii ki bir devam edelim. Arkadaşlar o puan çıkar mı? Puan çıkar mı? Bunun cevabı çıkar. Nasıl çıkacağını da anlattım. Böyle sorular sormayın olur mu? Çıkar tabii ki. Niye çıkmasın? Süre yetmiyor. ha Onu da atayım. Süre yetmeyenler için de size ben bir şey atayım. Ee, soru çözüm sıralaması atayım. Tamam mı? Ve soru çözüm e, dakikalarını atayım. Bundan sonra deneme çözerken e, kronometreyle çözüp kendinizi süre yetirmeye alıştırın. Anlaştık mı? Evet. <laughs> Tabii ki bekle. 46 25 tabii ki bekle. Geçebilirsin tabii ki. Soruların çözüm şeyini de atacağım size. Sabah erken kalkıp çalışmak daha önemli. Bak işte hayır ve şerden bahsettim ya. O yüzden aynı şey. Tamamı videolar, çözüm, deneme sınavı bulmaya çalışayım, atmaya çalışayım size. Kelime bilgisi olmadan teknik işe yaramaz. Teknik bilmeden de kelime işe yaramaz. Hepsi bir olması geldi gerekir. Evet. Bu 16 günde çıkacaksın. Bu 16 günde çıkacaksın. Bu 16 günde çıkacaksın. Arkadaşlar Hakkoca Telegram grubu herkese açık. Bir de e, YÖK dilden 5 gün önce YÖK dil kampım var benim. 5 gün sürüyor. O YÖK dil kampımda tüm konuları özetleyip, tüm konularla ilgili çıkmış soruların stratejilerini verip, e, konu eksiklerini kapatıp kelime çözüp paragraf çözüp 5 gün boyunca sizi çok sık hazırladığım bir kamp var. E, sınav kampında onu sınav kampına yazarak o kamp hakkında bilgi alabilirsiniz. Son 5 günde bile çok şey olur. Hiç merak etmeyin. Sadece inanın kendinize. Hmm. Bence sıfırdan program almak daha avantajlı Fatih. Attığım kelimeler yeterli olur tabii ki. Hakkı Telegram grubundan atacağım. Evet arkadaşlar. Spesifik bir e, sorusuna cevap alamayan var mı? Merhaba hocam. İyi akşamlar. Haftada kaç deneme çözmemiz? Toplam 10 denemeyi sen haftalara böl. Ki zaten 2 hafta var sınava. Yani yaklaşık 4-5 deneme çözmen gerekiyor. Sağlık zor olur mu bilemeyiz. Sen zor olur mu bilemeyiz. O bir şans arkadaşlar. Yani son yıllarda en son yok dilde sağlık zordu. Ondan önce fen zordu. Ondan önce sosyal zordu. Bu biraz şans. Bunu kimse bilemez. Hocam E yok değil yok dile göre daha mı zor? Hayır zor değil. Aynı. Sadece birisi bilgisayar başında. Evet. Ye yok dilden yeterli puan alamayanlar direkt YDS'ye yüklensinler. Hiç bırakmayın. Yani şu dile girdin 40 aldın. YDS'ye girdin 45 aldın. Bir sonraki sınava bir daha gir. Bir sonraki bir sınava bir daha gir. Yani mutlaka alacaksın. Çalışmaya başlıyorsan bırakmayacaksın. Bu işin sırrı bu. Başladın bırakmayacaksın. Ne zamana kadar? 80-85 alana kadar her sınava gireceksin. Tamam mı? Soru çözüm sıralama videosu atacağım. Soru çözüm sıralaması atacağım. Başka bir alanı çözmesi lazım X. Yani Kübra bu programı kampa göre düzenleyip aynı zamanda da benim söylediklerimde eksik kalan yerleri tamamlaman lazım. Zaten son 5 günlük kampta ben size her gün ödev vereceğim. Atıyorum kampın birinci günü cümle tamamlama, bağlaç kelime ve paragraf yaptıysam, sorularını çözdüysem size benim çözdüğüm kadar yarın ödev vereceğim. Ama Kamp böyle gidecek. Kelimeleri Quizlet ya da Tombala ile tekrar etmeniz gerekiyor. Kendi alanınıza çalışın tabii ki. Doğru bir yöntem Derya. Arkadaşlar hakikaten Telegram grubuna üye olun. Oraya atacağım sadece. Hayalcım onun videosunu atacağım. Çeviri videoları üzülebilir. Arkadaşlar sınav kampına üye olan arkadaşlara kamp e, şey 5 günlük kamp ücretsiz ama bizim öğrencimiz olmayanlara bir ücreti var ama çok yüksek bir şey değil. Tam ben bilmiyorum. Sınav kampına sorabilirsiniz. Evet. Hep aynı sorular var arkadaşlar. Skill Master'dan çözebilirsiniz PC. Çıkmış soru da çözebilirsiniz. Evet. Sanırım her şeyi cevapladım. Kamp 11 Ağustos'tan önceki 5 gün. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 19.30, 22.40. Yani bunlarla ilgili YouTube'dan video izleyin. Şu anda ne yapabileceğinizi anlatmam mümkün değil. Ders anlatmam lazım. Sizler de iki varsınız. Anlaştık mı? Tüm sorularınıza cevap aldınız mı? Bir program oturdu mu kafanızda? Bahane üretmiyoruz. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Bahane üretmiyoruz. Ajax ve Duolingo puanlarının yurt dışının onun bunun yedese yok dile faydası yok Talya. Öyle bir şey yok. Çünkü bizim Türkiye'de biz Türkler Ales'e giriyoruz. Türküz. Ana dilimiz Türkçe. 50 soruda 16 doğru ortalaması yapıyoruz. Bir dili bilmek, bir dili konuşmakla bir dilin sorularını çözmek çok farklı bir şey. O yüzden sen C1 seviyesindesin. Yedesinden 50 alamazsın belki. Ama genel İngilizcede A2 seviyesinde olan biri ya 70 alabilir. Anladın? Mı? Çok farklı şeyler. Evet. Evet. Şimdi ben kelime nasıl çalışacağınızla ilgili ilk videoda söyledim. Arkadaşlar o yüzden so cevapladığım soruları cevaplamıyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek zorunda kalacağım. Yani HA diye bir arkadaşım var kısaltması kelime sadece kendi alamanınız mı? Canım dostum. Videonun başında kelimeleri nereden çalışacağınızı anlattım ben size. Ayşe'cim şu an düşünmüyorum. Yaparım tabii ki. Bağlaç soru çözüm dersi yapalım herkese açık. Notlarımı aldım. Evet videoya sonradan katıldın. Günlük 50 kelime çalışıyorsun. 30 tanesi kendi alanından 20 tanesi e, genel kelime listesinden her günde 10 kelime çözüyorsun. Onları sınav kampıyla görüşelim. Başarılı kaçıranlar için videoyu yükleyelim. Evet değerli arkadaşlar videoyu tamamen izlemeniz gerekiyor. Anlattığım şeyleri soruyorsunuz. Videoyu ben Hakkı Hoca YouTube kanalına yarın yüklerim değerli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Son 16 günde neler yapacağımızı öğrendik. Tekrar ediyorum. Hatta hiçbir şey tekrar etmeyeceğim. Bu sözü vicdanınıza bırakıyorum. Eğer siz, eğer siz tembelliğinize yenik düşerseniz, bahaneleriniz hayallerinizin önüne geçerse, emin olun, siz kendinizi acıdığınız için, Başkaları size hiçbir zaman acımayacak. O yüzden mücadele verirken bahane üretmek yerine bahane üretmek yerine düştüğünde, yara aldığında ayağa kalkıp yaralarını temizlemek için mücadele et bahane üretitmekle mücadele etme. Kanayacak, kanasa da koşmaya devam edeceksin. Hiç kimsenin hayatı kolay değil. Yani Hakkı Hoca uzaktan o binlerce öğrencisi var şöyle böyle öyle şöyle böyle diyeceksiniz belki. Arkadaşlar ben haftanın 7 günü haftada 60 saat derse girip her yıl bir iki tane kitap yazıp gece gündüzü olmayan çalışan biriyim. Biliyorum ki ben çalışmazsam, ben mücadele etmezsem bu hayat bana acımaz. Önemli olan geldiği nokta değil. Önemli olan sürdürülebilirlik. Zirveye çıkmak kolay. Önemli olan orada kalabilmek benim için. O yüzden dün 2 saat çalışıyorsam bugün 3 saat çalışmalıyım. Dün 3 saatse bugün 5 saat çalışmak zorundayım. Yani bir şeyleri elde etmiş olmama rağmen bunların devamlılığı için çok mücadele etmek zorundayım. Ve ve haftanın 7 günü çalışıyorum. Mutluyum. Neden biliyor musunuz? Yatağa yattığımda şuram rahat. Vicdanım rahat. Bazen çok mücadele verdiğim şeylerde başarısız oluyorum. Olmuyor. O zaman da diyorum ki Hakkı bu şermiş ya. Bir hayır vardır. Zamanı gelince senin olacaktır deyip e, biat edip bekliyorum ama hayalinden vazgeçmiyorum. O yüzden rica ediyorum. Rica ediyorum. Tanasa da koşmaya devam. Kader gayrete aşıktır. İyi geceler. Hoşçakalın.